Sedef kişiden kişiye bulaşmaz. Genetik geçişli bir hastalık. Genetik geçişli deyince de hemen herkesin korkmasına gerek yok. Eyvah, bende var mı? Annemde var, babamda var, bende çıkacak mı? Öyle bir şey gene de yok. Neden? Sedef genetiği, yani ailevi geçiş olmasının anlamı illa ki sedef hastası olacaksınız manasına gelmez. Bazen 7 kuşak gözükmez sedef hastalığı. Fakat 7 kuşak sonrasında tekrardan çıkabilir. Bize gelen hastaların hemen hemen hiçbir tanesi iyileşeceğine inanmıyor. Bunlardan bir tanesi de Caner'di. Hani burada yanlış anlaşılması, sadece bunu ben Caner için konuşmuyorum. Yani günde eğer 20 tane hasta bakıyorsak 20'si de hani iyileşeceğine inanmayaraktan geliyor. Sedef hakikaten tedavisi çok zor bir hastalık. Tekrar nüksleri çok fazla olan bir hastalık. Ama hani asla ve asla, yani zaten pek çok yöntem var ama asla ve asla tedavi edilemez diye bir şey yok. Yeter ki siz bu hastalığı kabullenmeyelim. Yani illa ki biz bununla mezara kadar yaşayacağız diye bir şart yok. Bir takım önlemleri aldığımız zaman gayet sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliriz. Bize öyle sedef hastaları geliyor ki hasta merdiven çıkamıyor, hasta işine gidemiyor. Bize yani daha önceki röportajlarımızda bazı hastalarımız bahsetmiştir. Buraya getirdiğimiz hastalar genellikle ağır hastalar oluyor. Sizlere sunum yaptığımız hastalar. Bize gelen her hasta bu kadar ağır olmuyor normalde ama özel olarak burada size seçiyoruz. Hasta diyor ki hocam artık gidip köyümde yaşayacağım, kimse beni görmesin diyen hastalarımız oluyor. Hiç yani bu tip duygulara inanın, hani kapılmayın. Yani hakikaten yani öncelikle gelen her hasta zaten bizi gelsin muayenehanemizde, bizde bir konuşsun. Anlatabildim mi? Bize bir gözüksün. Adım Caner, soyadım Er. Ege Üniversitesi öğrencisiyim. İzmir'de yaşıyorum normalde. Tedaviyi de içine koyarsak toplamda 1,5 yıl olmuştur veya olmamıştır. Hastalığım hakkında dediğim gibi ilk başlarda pek önemsemediğim için ondan dolayı pek bir bilgim yoktu. Yani ilk doktora gittim, işte sedef hastalığı dedi bana. Daha hala araştırmıyordum. Hani ben biraz fazla basite almıştım bu hastalığı. O şekilde, ama vücuduma dağılmaya başladıktan sonra tabii ki araştırmaya başladım. Hani genelde internetlerde falan, yani o tür yerlerde, sitelerde falan hep böyle çaresi yok, çaresi yok diye hani o şekilde söyleniyordu. Yani o şekilde aşılanmaya başlanıyordu bu hastalık. Mehmet Bey'i tanıyana kadar. İlk sedef hastalığını öğrendikten sonra annem tabii o daha fazla böyle biraz da panik ataktır. Hani daha fazla araştırmaya falan başladı, öğrenmeye neler olur neler biter. O benden daha bilgilidir hatta, o gelemedi işinden dolayı. O biraz çok düştü üstüne. Sonra ben düşmüyordum zaten. Arkadaşlarım olsun falan yine aynıydı, yani pek bir şey değişmedi ama yine de işte o kırmızılıklar falan dikkatini çekiyordu da arkadaşlarımın da.